Sevgili seyirciler, Ramazan bayramı yine en çok çocukların yüzünü güldürdü. Bayram harçlıklarını toplayan minikler eğlence mekanlarının yolunu tutuyor. Kimi de ailesiyle birlikte bayramın tadını çıkartıyor. İstanbul'da tatilde en çok tercih edilen mekanlardan birisi de İstanbul Florya'daki dünyanın en büyük tematik akvaryumu oldu. Akvaryuma gelen minikleri birbirinden farklı deniz canlıları ve eğlenceli bir atmosfer karşılıyor. Bayramı İstanbul'da geçiren minikler anne babaların kolundan tutuyor, onları bir yerlere götürüyor. Eğlenmek için, eğlenceli vakit geçirmek için bir yerlere götürüyor ama önemli olan eğlenirken bir yandan da öğrenebilmek. İşte İstanbul'da bunu sağlayan mekanlar var, onlardan bir tanesindeyiz. Florya'daki dev akvaryumdayız. Yanımızda Dilek Çapanoğlu var. O bu akvaryumun koordinatörü. Bu akvaryumda birlikte yolculuğa çıkacağız. Öncelikle biz dünyanın en büyük tematik akvaryumuyuz diyoruz. Bunun en büyük önemi içeride 16 tane farklı temamızın bulunması. Yani ilk önce kendi denizlerinizden başlayarak dünya denizlerine açıldığınız bir yolculuk var. En son noktada da Amazon ormanları, canlı yağmur ormanları kısmı sizi karşılıyor. Dolayısıyla çok ilgi çekici, hiçbir yerde göremeyeceğiniz canlıları burada görme şansını yakalıyorsunuz. Şu anda da bir tünelin içindeyiz. Üç tarafımızda suyla kaplı, üzerimizde de su var ve etrafımızda da balıklar dolaşıyor. Oldukça büyüleyici bir dünya. Burada hangi balıkları görebiliyor minikler? Bu alanda da Atlantik Okyanusu'nun türlerini sergiliyoruz. Şu anda altında olduğumuz tünel akvaryumun en büyük tankı. Biz buraya ana tank diyoruz. Yaklaşık 4000 metreküp su hacmine sahibiz bu alanda sadece. Akvaryumun genel hacmi, toplam su hacmi 7000 metreküp. 64 adet sergimiz var ama burası bizim en büyük tankımız ve burada Atlantik Okyanusu'nun türlerini görebiliyorsunuz. Köpek balıklarından matoslara kadar birçok farklı türle burada karşılaşabiliyorsunuz. Akvaryumda gezimize devam ediyoruz. Atlantik Okyanusu'ndaydık. Şimdi Kızıldeniz'e geldik. Peki Kızıldeniz'de neler var? Kızıldeniz'de yine çok meşhur olan Kızıldeniz türleri var. Melek balıkları, işte bazı tank türleri var içeride. Burada yine arkanızda da görebileceğiniz gibi çok renkli bir dünya var. Artık balık boyutları burada birazcık daha küçük hale geliyor ama renkleri çok daha canlı, çok daha renkli bir dünyaya giriyoruz. İstanbul'da buzdağı mı olur demeyin, var. İşte akvaryumun içinde Antarktika bölümünde bir buzdağı var ve burada da yazıyor, görebiliyorsunuz, tek buzdağı İstanbul'daki, lütfen dokunun diyor. Biz de dokunalım. Gerçekten çok soğuk tabii. Gerçekten Antarktika'ya gidemedik ama burada İstanbul'da bir buzdağıyla birlikte onu gördük, temas ettik. Bu bölümün özelliği nedir? Burası bizim için önemli bir nokta. Dünya üzerindeki küresel ısınma etkileriyle birlikte nerede hangi kara parçaları ne zaman su altında kalacak gibi bilgileri de biz ziyaretçilerimize vermek istiyoruz. Şimdi zehirli balıkların olduğu akvaryumun önündeyiz. Üç farklı tür saydık ama bir tanesi çok zehirli demiştiniz. O hangisi, görebilir miyiz ve neden bu kadar zehirli? Panzehir yok mu? Evet, akvaryumumuzdaki en zehirli türümüz şurada görmüş olduğunuz kaya balığı, stonefish olarak bilinen bir tür. Sırtında bir miktar zehir taşıyor ve çok ciddi oranda sizi öldürücü bir etkiye sahip bu zehir. Doğada hep uyarıyorlar insanları, dalış yaparken dikkatli olun, sakın temas etmeyin, basmayın diye. Çünkü panzehirinin olmadığı bilinmekte. Bu tür en büyük özelliklerinden birisi de kendini kaya fiziksel yapısını kamufle ederek kayaların yanında günlerce, saatlerce hareketsiz bekliyor ve siz onun bir balık olduğunu anlayamıyorsunuz. Avlanırken de aynı şekilde onun besin zincirinde olan balıklar onu bir kaya zannediyor. Etrafına saklanmak istiyorlar ama kaya balığı direkt olarak onları besin olarak tüketiyor. Akvaryumun bir kısmında da Amazon ormanları var. Bu Amazon ormanlarının içinde de timsahlar var, anakonda var, zehirli kurbağalar var. Bu kısım da ilgi çekiyor galiba. Bir de hava çok nemli. Amazon ormanında gibiyiz şu an. Evet, burası birebir bir yağmur ormanı, Amazon ormanı. Burada görmüş olduğunuz tüm bitkiler Costa Rica'daki bir yağmur ormanı fidanlığından buraya getirildi. Dolayısıyla biz yağmur ormanlarını burada birebir aynısını yaratmış bulunuyoruz. Bu bitkileri ve burada yaşayan türleri de aynı habitatta devam ettirebilmek için de yine o koşulları sağlamak durumundayız. Sizin de hissettiğiniz gibi nem oranı çok yüksek. Yaklaşık %90 civarında bir rutubet var içeride.
Kayman timsahları da dünyada cüce timsah olarak bilinen bir tür. Sadece Amazon'a özgü canlılar. Onların boyları da yaklaşık 1,5 metre civarında, 1,5 ile 2 metre civarında değişiyor. Ama çeneleri çok kuvvetli. Onlar da avlarını yakaladıkları zaman spiral bir şekilde çevirerek çeneleriyle, parçalama yöntemiyle tüketiyorlar.